خىتاينىڭ كۆمۈر ئىشلەپچىقىرىش مىقدارىنىڭ ئېشىشىغا ئەگىشىپ، ھاۋانىڭ بۇلغىنىشى رېكورد ياراتتى. خەلقئارا كىلىمات سۆھبىتىدە دۆلەت ئىچىدىكى بۇلغىنىشنى تەكشۈرۈشكە دۇچ كەلگەن بېيجىڭ ھۆكۈمىتى ئېغىر بۇلغىنىش سەۋەبىدىن تاشيول ۋە مەكتەپ مەيدانلىرىنى تاقىدى. دۆلەتلىك مېتېئورولوگىيە دائىرىلىرى تۈنۈگۈن خىتاينىڭ شىمالىي قىسىملىرىنى تۇمان بىلەن قاپلاپ كەتكەنلىكىنى ئېلان قىلدى. ياۋروپا پارلامېنتى ۋەكىللەر ئۆمىكى خىتاينىڭ نارازىلىقىنى قوزغىغان تۇنجى تەيۋەن زىيارىتىنى تاماملىدى. پارلامېنتنىڭ باياناتىغا قارىغاندا، 7 ۋەكىلدىن تەركىب تاپقان ۋەكىللەر ئۆمىكى زىيارىتى جەريانىدا تەيۋەن پرېزىدېنتى سەييىڭۋىن بىلەن بىرگە تەيۋەن ئەمەلدارلىرى ۋە پۇقرالار جەمئىيىتى ۋەكىللىرى بىلەن كۆرۈشكەن. Türkiye Taşqı İşlər Ministri Mevlut Çavuşoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisinin Plan və Xamçut Komitetində ministerliknin 2022-ci illik xamçut dokladını sundu. Minister Çavuşoğlu Xitay bilan bolğan münasibətinin öz ara hörmət qılış və mənfəətinə əsas qılğan halda elib verilğanlığını bayan qılıb mündəq dedi. Biz bu jarayanda hər iki tərəf uçuruşlarda həm xalqaralıq sıplarda Uyğur Türkiy qeyrindaşlarımızın əsası hüquqi və erkinlikini Xitayın bərabər puxrası sıfatıdə qoğdaş kerekliğini izçil təkidləb kilovatımız. Texi yıqında Birleşken Devletler Təşkilatıda bayanat ilan qılıb, 42 devlet bilen birgə Xitayını Uyğur Türklərinin hüquqiga hörmət qılışqı çaqırdıq. Amerika Taşqı İşlər Ministerliği Saudi Arabistan'a F-15 uruş ayırplanığa işiltildiğən 650 milyon dollar qımetidiki oq doğru setişini təsdiqildi. Şinhua agentliğinin xəbəriga qarğanda 154 tədqiqatçını elib mangan Şölong namlıq muz üzüş paraxodu Şanghaydan Antarktikaga qarab yolğa çıxqan. Bu paraxod Xitayning Antarktikadagi Joshan va Sedichin punktidagi xodim va əşyalarını yetkaydi. Bu tədqiqat qrupsining janubiy qutbda gidoorologiyalik, meteorologiyalik, muhit təkshirishi va janubiy qutbdagi mikroplastik va havo tashlanduqlarini kuzatilganligini bildirdi. 11 ayının 2-ci günü ötküzülgən saylamda New York'nın şəhər başlıqqağa saylanğan Eric Adams vəzifəgə oltırğandan kin, tunca 3 aylıq maaşının bit dəngisədə berilişini xalaydığanlığını ilan qıldı. Fransiyanın Yevropa İşleri Ministri Kilimint Bion, bilikçilik krizisini muzakir qilish üçün, Angliyanın Yevropa İttifaqıdan çekiniş ministri David Frost bilen görüşdi. Fransiyanın paytaxtı Parijda ötküzülgən yığında, davamlaşıb atqan bilikçilik krizisi toğrusu da eşqanlıq nəticə çıxmadı.